sorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu kısımda size inşallah ama inşallah çok güzel bilgiler vereceğim. O uçaklar boşu boşuna kalkmadı ve o uçaklar boşu boşuna inmeyecek arkadaşlar. Şimdi ee, neresinden başlayayım bilmiyorum. Öncelikle Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç dünkü yayında bir şeyler söyledi. Dünkü divan Kurulu toplantısından. Ben önce şunu söyleyerek başlayayım arkadaşlar. Ali Koç çıktı 3 transfer yapacağız falan filan Inter Milan dedi. Ama ben 3 transfer lafını beğenmiyorum. Ve 3'ten fazla yapacağımızın iddiasındayım arkadaşlar dediğimi asla ve asla ve asla unutmayın. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe ile ilgili çok fazla söylenti var. Çok fazla söylem var. Gitmesi gereken futbolcuların bir türlü gitme işi insanı rahatsız ediyor. Ama şöyle de bir durum var. Çeşitli isimlerle ilgili e, çeşitli duyumlar verebiliriz. Mesela Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerle ilgili şunu söylemiş. Samat'ta Belçika'dan Gent talip kiralamak istiyorlar ancak maaşının tamamını karşılayamıyorlar demiş. Doğru. Hatta Gent'in dışında da Belçika takımları var. Ee, i̇kincisi Kolkir. Giresun Spor durumunu sordu demiş. Biz 1 milyon euro para istediğimiz için muhtemelen vazgeçmişlerdir. Max Mayer sözleşme fesi için görüşülüyor demiş. Hayır Mayer kulüplerle görüşüyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz onda. Lemos. 10 servisinden para kazanmak isteniliyor. Arkadaşlar 220 bin euroya bile olsa satılacak. Bilginiz olsun. Yani şu an satılması gündemde. Diyelim satılmadı. Yani diyelim satılmadı. O da uzadıkça uzar. Söyle, Hocam niye biz bunun şeyini çıkarttık? Lisansını çıkarttık. Arkadaşlar lisansının çıkması sizi yanıltmasın. Biz para istiyoruz. Getirsin parayı. Öyle ben gitmem nasıl olsa beni gönderemezsiniz falan diye futbol hayatı biter gider şeyde rezerv takımla maçlara çıkar. Kendi bilir. Lisansını askıya almak bizim elimizde. Getirsin para. Kimse Fenerbahçe'nin parasını yemesin arkadaşlar. Kimse yemesin. Şimdi başka kimi konuşalım arkadaşlar? bu arada Kolkır, Meyer, Lemos iki gün içinde de gidebilir. Bilginiz olsun. Onları da konuştuk. Şimdi bakın arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Bir kardeşimiz yazmış. Diyor ki daldaki daldaki kuş eldeki kuştan iyi olmalı. Yani Buradaki kastettiği şey şu yapılan transferler en azından eldekilerden daha iyi olmalı diyor. Öyle bir görüşe sahip. Burada şöyle biraz çekeyim ya. Sonuçta ee, duvarı izlemeyin. Diyor ki Buruma Rossi'den iyi değil. Rossi kim? Ha şey Buruma kim? Buruha şey yeni transfer eskisinden iyi değil diyor. Şimdi Rossi de Erevin'de arkadaşlar da. Lincoln Arda'dan iyi değil. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe taraftarının gözünde Arda Tur Arda Güler'den Arda Turan beni andı. Arda Güler'den hiç kimse iyi değil Fenerbahçe taraftarının gözünde. Yani bugün e, dünya futbolundan X ismini sayın. O mu Arda Güler mi diyeyim? Fenerbahçe taraftarı Arda Güler der. Siz geçin onu. Emre Mor, İrfan'dan iyi değil demiş. Bence ee, bu arkadaş kendini iyi bir check-up'tan geçirmesi lazım. Şu anda ben bile İrfancan Can kahveciden daha iyiyim. Ben Dinamo Kia maçlarında İrfan Can'dan hiçbir şey göremedim. Direkten topu döndü. Kaleye attı, king çıkarttı. İki tane vuruş, başka hiçbir şey var mı? Ki onlar da golle de sonuçlamadı. Keşke golle sonuçlansaydı. Gustavo Henrique Tisserant'tan iyi değil demiş. Şimdi bak e, ee, o konuyla ilgili de fikrim var ama onu şey konusunda söyleyeyim. E, Tisse, e, konusunda konuşacağım onu. Şimdi Gustavo Henrique Tisserant'tan iyi değil lafını çok yakın bir zamanda bu arkadaş yiyebilir. Tiago Çukur Serdar'dan iyi değil. Bunu kıyaslamanın gereği yok ki. Tiago Çukur dediğin adam yani ee, bir gün için alınmadı. Proje için alındı. Ya genç futbolcu da alınacak. Geçen sene Trabzonspor'un 7-8 tane genç futbolcu transferi var biliyor musunuz? Şu anda akıbetlerini biliyor musunuz? Arao Crespo'dan farklı profilde olsa fayda zarar da daha yukarıda değil. Bunu tam anlamadım ama herhalde Arda Arao Crespo'dan daha iyi gibi duruyor. Ama şimdi ben onu dile getirmeyeyim demek istemiş. Luan Perez Salahid'in kar mantığı var okey demiş. Tamam Salahin'in satılma durumu var. Luan Perez'de aldık diyor. Doğru ama Ali Koç stoper almayacağız dedi. Ama Mustafa Hoca alınacak dedi. Alınabilir dedim. Alınacak demedim. Belki beceremeyeceğiz alamayacağız. Sonra ihale bana kalmasın. King Valencia'dan iyi değil demiş. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Şu anda ben bile Valencia'dan iyiyim. Arkadaşlar bakın defol çıkmasın diye. Hani hayranlık beslediğiniz futbolculara kötü laf gelmesin diye. Kötüyken de iyi diye savunuyorsunuz. Pedro Berisha'dan iyi başka yok demiş. Hele bir izleseydik keşke şu Joao Pedro'yu. Ama ben şunu söyleyeyim. Joao Pedro'dan daha iyi bir forvete de ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Şimdi hainlikle beğenmemizle alakası yok diyor. Operasyon yanlış yönetildi falan filan diyor. Çok para demek iyi oyuncu demek değil diyor arkadaşlar. Peki saygı duyuyorum. Peki ben size bir soru sorayım. Ben size bir soru sorayım. Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe Rossi'yi 12 milyon euroya satmak istiyor demiş. 12-13 milyon euroya. Şimdi ilk olarak şunu sorayım. Rossi e, için 12 milyon euro teklif gelecek dediğim zaman alay ettiydiniz ya hani. Özellikle bazı Fenerbahçe düşmanları hani dalga geçmiştiniz ya. Diyelim Rossi 12'ye gitti. 12 kişiye üyelik hediye edecek misiniz? Ben gitmezse edeceğim. Gelin hadi iddiaya girelim. Bir 5-10 kişinin iddiaya girelim. Nasıl olsa döneceksiniz siz. Yani 120 kişinin hakkına girmiş olacaksınız nasıl olsa. Hadi Hodri meydan. Çünkü Rossi'ye teklif var. Hem de çok güzel teklif var. Ama e, o buranın konusu değil. Onu sonra konuşacağım. Bu Penza. İstediğin kadar herkes ilk ben söyledim, son ben söyledim falan filan edebiyatı yapsın. Ben karışmıyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır da ilk ben söyledim, son ben söyledim edebiyatına karışmıyorum. 7 milyon euro transfer değeri var. 7 Ağustos 96 doğumlu, yaşı 25, 26 olacak bir hafta sonra. 1.80 boyunda Santrafor. Gabon milli takımının 28 kez formasını giymiş, 5 golü var. Kanatlarda oynayabilen, sol ayaklı bir isim. Sağ kanatta da sol kanatta da oynayabiliyor. Yani İrfan Can'ı yedekleyip sağda oynatabilirsin. Rossi'yi satıp solda oynatabilirsin. Eron bu penza için ben duyumlardan yola çıkarak şunu söylüyorum. Daha önce size söylediğim şey var. Emirkan İrkan'la ilgili olay var da. Şimdi ben diyorum ki Aha Ozan Tufan Hull City forması ilk lig maçında golünü attı. Var ol Ozan be. Darısı Pelkasa. Darısı el kasa. <laughs> Neyse şimdi bu espri yollamaya arkadaşlar çıkabilir. Ne demek darısı el kasa? El kasa ne de oynuyor ki? Şimdi Erun bu penza için menajerine söylediği, bize ilettiği, Jesus'un istediği, Fenerbahçe yönetiminin onay verdiği bütün şartlar ile şu anda Kulübünün istediği bütün şartlar %100 eşleşti. Nasıl yani? Menajeri bize dedi ki size ücretsiz kiralamayla, 5 milyon satın alma opsiyonuyla, oyuncunun yıllık ücreti şu kadar fiyata, alacaklarını bıraktığı için de belki biraz daha indirimle, 3, 3 artı 1 yıllık sözleşmeyle, şu kadar menajerlik komisyonuyla getirebilirim dedi. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü adına yöneticilerimiz görüştü. Bütün şartlar %100 aynı. Tek bir fark var. Parayı basıp bon servisini alabiliriz. Yalnız bak. Şimdi nasıl desem bu cümleyi ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama kırılı kırılabilirsiniz diye söylemiyorum. Ee, kimse kırılmasın bak Galatasaray Beşiktaş taraftarı kırılmasın yanlış anlamayın. Fenerbahçe her transfer yaptığında hülle var, şike var, şaibe var diyorsunuz ya ağlıyorsunuz ya. Yine ağlayabilirsiniz. Çünkü inanılmaz bir bedelle parayı basıp direkt alma ihtimalimiz var. Bu transfer sıcakladı, hararetlendi. Belki siz bu videoyu izlemeye bu Penza Fenerbahçe'de kapı görürsünüz. Hocam bak, kesin mi? Arkadaşlar görüşme gerçekleştirildi. Hatta bu görüşme ikinci ya da üçüncü görüşme. İkinci görüşme diyebiliyorum ben ama üç olabilir. Ee, ve Fenerbahçe her konuda anlaştı diye duyumum geldi. Ha duyumla ilgili şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar gelen duyumu anlatıyorum size. Çıkar çıkmaz bilemem ama e, ee, bu Bupenze Fenerbahçe forması yakışır. Şimdi size çok 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 önce sordum. Çok 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 önce sordum. Önce sorduğum şeyi size tekrar soruyorum. Rossi'yi gönderip bu penzayı almak ister misiniz? Ee, hadi soruyu daha da değiştireyim. Rossi'yi 12'ye gönderip bu penzayı 3 milyon... Iki... Ee, bu arada yani Emirhan İlkan'da giderse Beşiktaş çok kan kaybedecek. 4,5 milyon euro çok fazla para. Ee, bir de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde arkadaşlar. Aman sıcaklığına dikkat edin. <laughs> Rossi devasa bir paraya gönderip Rossi'nin servis ücretinin 3'te 1'ine dörtte birine falan... 3'te ee, birine dörtte birine falan. Bu penzayı ister misiniz? Bak anket de yaptım. Kabul ettiniz. Şimdi dönerseniz dönek olursunuz. Bu bir. İkincisi. İkincisi. Ben size Ruben Semedo ilgili bir bilgi vermiştim. Demiştim ki Ruben Semedo Gustavo Enrique ile birlikte gelebilir. Ama Fenerbahçe Ruben Semedo'da geri adım attı. Çünkü Nino ile ilgili gelişmeler var. Fakat Nino konusunda da ben kulübüne güvenmiyorum. Bak bu kulüp dönek. Bak bu filmin ense dönek. Ben duyum, yani duyumlardan hariç bir şey söylüyorum. Bu filmin ense dönek. Görün bakın bu Nino'da gelmeyecek, Semedo'da gelmeyecek. Niye derseniz bunlar dönek. Bunlar dönecekler. Bak dönecekler ikisi de gelmeyecek diyorum. Ha duyumlara göre en son anlaşılmıştı. Kulübü razı olmuştu bizim teklifimize. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Siz de güvenmeyin. Okey bu konuyu da anlatmış olduk. Arkadaşlar videonun süresi uzayacak ama Ezgican Alioski'yi de anlatmam lazım. Şimdi Ezgican Alioski. Fenerbahçe'ye Ezgican Alioski önerisi geldi falan filan dediler. Ee, sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yapacak olan Fenerbahçe Ezgican Alioski Fenerbahçe'ye önerildi. Not. Geçtiğimiz sene biz çok görüştük. Futbolcunun kendi önerdi bir nevi. Zaten birçok kişi de birçok duyumcu da bunun duyumunu verdi. 30 yaşındaki futbolcunun futbolcunun temsilcisi ile dur. Futbolcunun temsilcisinin İstanbul'a geldiğini söyledi bizdeki duyumcular için. isim vermeyeyim başka bir şey açıklayacağım için yanlış anlaşılma olabilir arkadaşlar. Kariyerinde hiç sakatlık geçirmemiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Muhtemelen Fenerbahçe'ye gelince bir sıkıntı yaşayacaktır. Makedon Solbek, Ezgi Canalovski İstanbul'da diye duyum verildi. Doğru. İstanbul'a geldi. 30 Temmuz itibariyle geldi. Fenerbahçe'ye önerildi Makedon futbolcu. 4 gün önce Bazel'den İstanbul'a şu numaralı uçuşla geldi dediler. Yani 4 gün önce İstanbul'a gelmiş. Doğru mu? Doğru. %100 doğru. Ee, Ezgi Can'ın Türkiye temsilcisi yok futbolcunun direkt menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi dediler. Doğru. Futbolcunun hem menajeri hem kendi geldi. Yanlış anlaşılmasın. Okey. Bu da tamam mı? Tamam. Daha önce Trabzonspor'un Beşiktaş'ın gündemine geldi. Doğru. Gündemine gelebilir arkadaşlar. Bunda gayet normal. Yani Trabzonspor'un gündemine Cristiano Ronaldo da gelebilir. Beşiktaş'ın gündemine de gelebilir. yani bu, bu haber değeri taşımıyor benim için. Gittiler, görüştüler mi? Fenerbahçe masaya mı oturdu? Siz çekelim, biz veriyoruz falan mı? Olabilir. Yani bir futbolcu 500 tane takım isteyebilir. Ama sadece Fenerbahçe alabilir. Bu da doğru. O zaman Tufan penaltıdan atmış herhalde ya. Golü dakika 80'de. Yani grid penaltı. From tamam penaltıdan atmış. Tamam. Şimdi e, bundan bu konuda da anlaştık. takımı küme düşmüş. Ya yani bir yıl daha sözleşmesi var. Takım küme düştüğünden dolayı yeni kulüp arayışlarına başladı diyor. Şimdi şunu düzeltelim. Takımı küme düştüğü için arkadaşlar. Yani takım küme düştüğü için bedava gitme hakkı yok. Takım küme düşme yaşadığı için ayrılmak istiyor futbolcu. Bu konuda da anlaşalım. Yani normal şartlarda bedava gitmiyor. Bu konuda da anlaştık. Alioski'nin bak yine doğru duyumları bilgiler vereyim. Ezgican Alioski'nin takımı İzmit'te kampta. Yani Sakarya'da İzmit civarında kamptaymış bu takımı. iki gündür, mü? üç gündür mü? Yani futbolcunun Türkiye'de olma sebebi bu. Ama İstanbul'a Fenerbahçe ile görüşmek için gelip geri gitti. Bu da tamam. Bugün şu anda ee, ya ben şu an 30 Temmuz'da çekiyorum videoyu da muhtemelen sabah izleyeceksiniz. Şu anda takımıyla İzmit kampında diye belirtiyorum ama belli mi olur Fenerbahçe'nin vereceği habere göre çıkıp kamptan İstanbul'a gelebilir. Bilginiz olsun. Alioski İzmit kampında 30 Temmuz itibariyle İzmit kampında ama siz bu videoyu muhtemelen 31 Temmuz'da izleyeceksiniz. Fenerbahçe şu anda düşünüyor. İsterse transfer hemen gerçekleşecek. Ve arkadaşlar Alioski'nin kulübü ee, Kocaeli'de, Sakarya'da o dolaylarda kampı geçiriyor. Bilginiz olsun. Şimdi menajerinin önerdiği fiyat tarifesi. Bakın bu penza kadar kesin değil. Yani Bu penza kadar kesin değil. Ama bazı şeyler netlik kazanacak. Çünkü yıllık ücret olayı var. Şu var, bu var. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de de ciddi bir sıkıntı var. Biliyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı var. Transfer sıkıntısı, sakatlık sıkıntısı işte. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne girme girmeme giriyor gibi olma sonra girmiyor gibi tekrar olma sıkıntısı var. Ortada böyle bir durum var. Biz Rossi'yi satıp ee, Ezgi Canalovski bu arada arkadaşlar 7.5 milyon euro piyasa değeri var. 30 yaşında. Hocam yani hep 30 yaşındaki futbolcuları doldurduk kulübe. 3-4 sene sonra ne yaparız? Ondan sonra İsmail Yüksek'te kırmızıyı yiyince 23 yaşındaki çocuktan ne bekliyordunuz ki? Tecrübesiz illaki olacaktı. Kırmızı yiyecekti. Hep bebeşe beyi doldurursan diyorsunuz. Fenerbahçe taraftarının standardı yok. Fenerbahçe taraftarının maalesef standardı yok. Maalesef standardı yok. Her şeye illaki bir şey konuşuyorlar. Her şeye illaki bir şey konuşuyorlar. Her şeye. Ben şunu söyleyeyim. Ezgi Can Alioski'nin gol istatistikleri, asist istatistikleri eee her şey gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Bu hafta da çok çok hızlı geçecek. Bu hafta çok çok hızlı geçecek. Yani bu hafta sadece bu hafta içinde 10 tane 15 tane belki kap duyabilirsiniz. Harbi söylüyorum bak. Bu hafta gerçekten çok şey geçecek. Ben onu da söyleyeyim. Başka ne var? Başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Hocam sen bize açık konuş. Hem Ezgi Can Alioski'nin hem bu penzanın gelme ihtimaline kaç verirsin? %95. Yok yani ikisinin birlikte gelme ihtimaline kaç verirsin? %95. Yani sadece Ezgi Can değil. Hem Ezgi Can hem bu penzanın ikisini birlikte gelme ihtimaline %95. Rossi satılırsa hem Ezgi Can'ın hem bu penzanın gelme ihtimaline %95 veriyorum. Altına da imzamı, mührümü atıyorum, basıyorum. Hocam transferde her an her şey değişebilir. Her an her şey değişebilir diye duyum vermekten mi vazgeçeyim? Hocam olmazsa bak sana yüklenirler, yüklensinler. Olduğu zaman da yükleniyorlar arkadaşlar. Öyle bir dönek bir kitle var ki karşımda. İnanın yani Mustafa Hoca yine bildi yazıyorum yazıyor diyor ki kendini övme. Ne yapayım yavşak? <laughs> ne yapayım yavşak? Şeyi mi öveyim? Neydi onun adı? Amerikan başkanını mı öveyim? Kimi öveyim? Ya ben kendimi övmeme gerek yok. Zaten abone sayısı belli ediyor. Destek sayısı belli ediyor. Bir şey belli ediyor. Ben kendimi öven bir adam değilim. Seven bir adam değilim. Ama bazı arkadaşlar da beni çok zorluyorlar. Hocam diyorlar söyle ya diyorlar. Sen de söyle bildim de diyor. Ya seni tanısınlar diyor ya. Yani seni tanısınlar diyor. Allah razı olsun arkadaşlar. Şimdi bir kardeşimiz şey demiş hocam üyelik hediyesi alanlar para ödüyorlar mı demiş. Dün geceki canlı yayında Eda Hanım bana üyelik hediye etti. Ben para ödemeli sandığım için ailemin durumu da pek iyi olmadığı için kabul edemedim. Vay güzel kardeşim vay. Siz misafirliğe gittiğiniz zaman yemek yiyince ev sahibi bir şey mi diyor? Çıkarın parasını. 26 lira 35 kuruş. Değerli kardeşim adı üstünde hediye adı üstünde hediye hediye edildiği zaman siz bir kuruş bile para ödemiyorsunuz. Hiç para ödemiyorsunuz. Kabul edin böyle şeyleri. Ee, yani hediye edildiği zaman bir şey ödemiyorsunuz. Tamam. Ve yani bana verilen sözlere bakılırsa inşallah bol bol üyelik hediye edeceğiz. Her canlı yayında belki 5 kişiye hediye edeceğiz. Arkadaşlar hediye almak için, üyelik hediye almak için. Video izleyin, beğeni atın. Benden size tüyo reklamlara tıklayın. Reklam vereni ziyaret et var ya ona tıklayın. Niye biliyor musunuz? Şimdi siz YouTube'sunuz. Nasıl para kazanıyorsunuz? Reklamcı geliyor. Diyor ki misal. Ya elime ilk gelen şeyi gösteriyorum. Şunu sat. Bu şey akıllı bilekliğin şeyi. Bunu sat diyor. İşte tanesini 1 liraya anlaşıyor. Her reklam göstermede 1 lira. YouTube bu reklam alıyor. Bende gösteriyor. Bana 10 kuruş veriyor. Yapıyorlar bunu. Merak etmeyin bu kadar veriyorlar. YouTube 10 kuruş veriyor. Bakıyor ki ben de reklam çok izleniyor. Mesela reklam çok izlendikçe benim videolarımı herkese öneriyor. Diyor ki bak böyle bir kanal var abi iyi kanal. Bak adam iyi kanal diyor. Öneriyor. Aynı şekilde videoları izle. Bu arada bir aklı birlikte gösterin sonra aklınıza başka bir şey gelmesin. Gerçek gelsin boş ver. Ee, sonra YouTube diyor ki misal bu üye premium üye. Hani siz para veriyorsunuz reklam izlemiyor falan filan. Siz önemli değilsiniz YouTube için. YouTube için reklam izleyen üye daha önemli. Bak daha önemli. YouTube diyor ki reklam izleyen üye ben bu üyeye diyor kıyaklar yapayım. Hediyeler verdirttireyim. Öne çıkartayım. Samimi söylüyorum. Arkadaşlar bak kafanızı çalıştırın. Adam niye hediye üyelik verdiriyor? Hediye üyeliği ben seçmiyorum. Hediye eden kişi de seçmiyor. Sistem seçiyor. Sistem diyor ki bu kanalın en büyük destekçisi bunlar şunlardan itibaren. Aslında bana da güzel bir yol söylüyor. Mesela ben forma çekilişi en baştaki üyeden itibaren, en çok üyeden itibaren geriye doğru git diyor bana mesela işaret olarak. Bilginiz olsun. yani izleme, beğeni, reklam. Üçünü yaparsanız. Hocam yorum atsak. Arkadaşlar yorumu herkes atabilir. Kopyala yapıştır. 5000 tane yorum atabilirsiniz. Ama beğeni herkes atamaz. Bu kanalda yaklaşık 700 tane video var. Ben sizin yeriniz olsam bir günümü ayırırım. Bilgisayarın başına otururum. Ee, videoların tamamını oynat derim. Al, mesela 700 tane video. Yan sekmede 100'den itibaren başlatırım. Sonraki sekmede 200'den. 300, 400, 500, 600. Sekmeleri sıraladım. 2 kat hızı seçerim. İlk videoyu beğen. En az bir dakika oynasın. İkinci videoyu ikinci sekmeye geç beğen. Üçüncü sekmeye geç beğen. Dördüncüye geç beğen. Beşinciye geç beğen. Altıncıya geç beğen. En başa gel. Bir dakikayı geçtim oynatma. Sıradaki video. Sıradaki videoyu beğen. Yanındakine geç beğen. Yanındakine geç beğen. İnanın yarım saatinizi almaz 700 tane beğeni atmış olursunuz. Bak çakallığa bak. İkincisi geceleyin yatmadan önce aynı şekilde bunu yaparım. Bir de Revolver diye bir program var şeyde Google Chrome'da. Revolver miydi? Revolver Tabs mıydı? Tabs. Sekmeler arası geçiş yapıyor. 10 saniyede bir, 15 saniyede bir siz kaç ayarlarsanız. Aynı şekilde böyle yüzer yüzer açarım. Sabaha kadar oynasın derim. Sabaha kadar bak. Hem 700 beğeni atmış olursunuz. Hem belki 700 belki sığmaz ama belki 300 tane 400 tane video izlemiş olursunuz. Bunu bir gün, iki gün, üç gün tekrar ederseniz zaten sistemde en başa geçersiniz. Bak bunu yapacak arkadaşlar çok fazla var. Yapsınlar da zaten. Görün bakın bunu yaptınız bir de üyelik size gelir. Arkadaşlar benim kafamdaki proje her canlı yayında 10 kişiye üyelik hediye etmek. 100 lira para değil. Gerçekten para değil. Belki 20 kişiye hediye ederim. Ben 20 kişiye hediye edersem bu arada ben kendi adımla hediye etmiyorum. Eda Hanım'la şey yaptık. Onun hesabından edeceğiz inşallah. Ya ben edemiyorum daha doğrusu. Kendi yayınımda hediye edemiyorum. Buğra'nın yayında etmeye çalıştım. Kartı kabul etmedi. yani benim vasıtamla aracılığıyla birkaç kişi hediye eder. Görün bakın. Belki her canlı yayında 40 kişiye 50 kişiye üyelikler hediye edilir. Zaten üye olduğunuz zaman da farkı anlarsınız. Durum bu. Ezgican ve bu penza Allah'tan bir mani gelmezse Fenerbahçe'de. ikisi de Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden de beğeni bekliyorum artık. Görüşmek üzere.